Milyonlarca yıldız sistemi dizmek ve her birine bir yörünge tayin etmek. Ve hiçbirini de başıboş bırakmamak. Oluş ve bozuluşu da bir yasaya bağlamak. Oluş ve bozuluşu. Kevn ve fesadı bir yasaya bağlamak. Bozuluş kaos değildir onun için. Kaos ayrı bir şeydir. Bozuluşta dahi bir yasa vardır. Bozuluşta dahi bir düzen vardır. Oluştaki düzeni görüyoruz da bozuluştaki düzeni görmüyoruz. Öyle değil mi? Elma yere düşüyor. Yediniz yediniz. Yemediniz düştüğü andan itibaren bozuluş başlıyor. Bozuluş başlıyor. Allah'ın sayısını sadece kendisinin bildiği askerler işe girişiyor. Bakteriler. Hemen geliyorlar. Hatta orada oluyorlar. Hazır ve nazır oluyorlar. Hatta içinde oluyorlar. İçinde can var onun zaten. Ve hemen bakteriler parçalamaya başlıyor. Yani yeryüzünü hiçbir doğal şey kirletmez. Sizin yaptıklarınız kirletiyor yeryüzünü. Allah yeryüzünü kirletmez. Bakınız. O çürüme hemen başlıyor. Çürüme dediğiniz şey aslında bozuluştur. Fesat. Fakat bu fesat kaos değildir. O çürüyor. Nereye gidiyor? Geldiği yere gidiyor. Geri elma olmak için hazırlanıyor o. Bakteriler onu parçalarına ayırıyorlar. Kendi alt dirimlerine ayırıyorlar. Ve diyorlar ki kulli şeyin yercu'u ila asli. Her şey aslına rücu eder. Hadi sen de aslına dön. Hadi sen de aslına dön. Ve o da geldiği yere dönüyor. Bir daha gelmek için dönüyor. Dolayısıyla bakıyorsunuz siz yeryüzü kirlenmemiş. Çok elma dökülmüş ama eskilerini bulamıyorsunuz. Attığınız çöplere benzemiyor yani. Görüyorsunuz. Onun için İşte Rabbul Alemin o. Oluş ve bozuluşu yasaya bağlamıştır. Yasaya bağladığı için şu kainatta, uçsuz bucaksız kainatta başıboş hiçbir şey yok. Bozuluş bile bir yasaya tabi. Evet, bozuluş bile bir yasaya tabi. Onun için insan maalesef Rabbin terbiyesi dışına çıktığında kaos oluşturuyor. Rabbin terbiyesi içinde olsa kaos olmayacak. Anarşi olmayacak. Rabbin terbiyesini reddettiği andan itibaren ya iç ya dış anarşi başlıyor. Düşünsel anarşi, duygusal anarşi işte başlıyor. Sosyal, siyasal ve toplumsal anarşiye dönüşüyor ondan sonra. Bakıyorsunuz kaos başlıyor. Belki o anarşi külliler içerisinde, yani bütünü içerisinde yine ilahi bir bozuluşun yasalarına tabidir. Ama biz insan eylemleri üzerinden okuduğumuzda, insan eylemleri kaosa hizmet ettiğinde gelip kendini vuran bir silaha dönüşüyor.